Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Ben Müzikon Ayır'dan Meryem Tarnıverdi. Öncelikle size bu videoyu çekme amacımı anlatmak istiyorum. Kendi arkadaşlarım dahil olmak üzere birçok kişiden duyduğum cümlelerden bir tanesi de kendimi müzik alanında yetenekli hissediyorum. Bunun eğitimini aldım ya da doğuştan gelen bir sesim var ve ben bu yeteneğimi dinleyicilerle buluşturmak istiyorum, sergilemek istiyorum. Bundan sonraki hayatımda da kariyer hedeflerim arasında müzik var. Yani müziği kariyer hedefi olarak planladım. Fakat single çıkartmam için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ya da evet bir şarkı çıkartacağım ama nasıl bir yol izleyeceğim bilmiyorum şeklinde çok fazla cümle duyuyorum. Ben de bu soruya, bu cümleye cevap vermek istedim. Anlatacağım bilgileri müzikonair.com adresinden rahatlıkla bulabilirsiniz. Bırakabilirim. Fiziki ve dijital ortamlarda single çıkartmadan önce bilinmesi gereken bazı bilgiler var. O zaman başlayalım. Öncelikle single çıkartmak istiyorum diyen bir müzisyen ya da şarkıcı ortaya koyacağı eser üzerinde kararlı olmalıdır, emin olmalıdır. Yani hangi tür müzik yapacağı hakkında karar vermelidir. Çok fazla müzik türü var. Rap, pop, alternatif müzik, arabesk, türkü ve aklıma gelmeyen birçok müzik türü var. Öncelikle hangisini kendine daha yakın hissediyor, hangisini daha fazla benimsiyor bunu bilmelidir. Mesela şu an ülkemizde son birkaç yıldır hatta 3-4 yıldır çok fazla dinlenen tür rap müzik. Hatta çok fazla YouTuber ve son dönemlerde daha popüler olmaya başlayan TikTok fenomenleri dahi rap müzik yapmaya başladı. Çünkü Z kuşağı dediğimiz genç nesil rap müziği daha çok kendine ait hissetti ve daha çok benimsedi. Bu bağlamda çok fazla kişi rap müzik yapıyor, rap müzik dinliyor. YouTube'da trendlerden hiçbir zaman rap müzik inmiyor. Hatta pop çok fazla geride kaldı. Bazı popçular rapçilerle düet yapmaya başladı. Bazı popçular da rap soundlarını kullanmaya ve bu şekilde gençlere ayak uydurmaya başladı. Hatta yani şu an çevremdeki arkadaşlarım dahil olmak üzere 10 şarkıdan veya 10 kişiden 8 tanesi rap müzik yapıyor. Bayağı da popüler şu an ülkemizde. O yüzden rap müziği araştırabilirsiniz. Eğer türümüze karar verdiysek, sırada sözleri yazmak geliyor. Mutlaka sözler özgün olmalı. Yani zaten bir şarkıcıyı diğer şarkıcılardan ayıran özellik özgünlüğüdür. Yani bir dinleyici şarkıda bir özgünlük bulursa o şarkıyı dinlemeye devam eder. Bu bağlamda şarkı sözlerinin özgün olması gerekiyor. Eğer ben şarkıyı söylerim fakat benim söz yazma gibi bir yeteneğim yok diyorsanız da söz yazan çok fazla kişi var. Onlarla irtibata geçebilirsiniz. Mesela benim tanıdığım ve takip ettiğim isimlerden Koray Albayrak. Kendisi rap müzikte olsa, pop da olsa, alternatif müzik de olsa çok fazla şarkı sözü yazıyor. Bunun dışında Emre Şakar da aynı şekilde her tür şarkı sözü yazıyor ve gerçekten çok güzel sözleri var ikisinin de. Şu an benim aklıma gelen bu iki isim var. Fakat ülkemizde çok fazla kişi var dediğim gibi. İsterseniz bununla ilgili de bir araştırma yapabilirim. Kendinizi hangisine daha çok yakın hissediyorsanız, hangisine daha çok güveniyorsanız veya hangisinin yazdığı şarkı sözleri sizin tarzınıza daha yakın geldiğini düşünüyorsanız o kişiyle irtibata geçebilir. Ondan sözleri izin alarak alabilirsiniz ve telif haklarını ödemelisiniz. Yani telif haklarını ödemezseniz çalmış olarak gözüküyor çünkü. Kendileriyle bir sözleşme yapabilirsiniz. Bu şekilde telif haklarını alabilirsiniz bir ücretle. Bunun dışında cover parça olarak düşünüyorsanız da yine telif hakkı karşımıza çıkıyor. Eğer bir şarkının telif haklarını ödemezseniz çalmış olarak gözüküyorsunuz. Ne kadar şarkının altında sözler şu kişiye aittir deseniz de o kişinin şarkı sözlerini çalmış oluyorsunuz. Çünkü orada da bir emek var o şarkı sözlerinin yazılmasında. Bu bağlamda mutlaka
ödemeniz gerekiyor. Eğer ödemezseniz de zaten şarkı sözünü yazan kişi bir dava açtığı zaman mutlaka kazanıyor ve zaten bir ücret ödeyerek yine cevap vermek zorunda kalıyorsunuz. Eğer ben kişiden izin almak istemiyorum, yani başka kişilerden izin almak, onlara ücret ödemek benim için zor geliyor diyorsanız da kendi eserlerinizi yazmanız daha sağlıklı olur. Mesela benim bazı arkadaşlarım eskiden şiir yazıyorlardı. Daha sonrasında bu şiirleri şarkılara çevirmeye başladılar, bestelemeye başladılar. Ve bu şekilde birçok şiirlerini kendi arkadaşlarım şarkı yaptı. Bunun dışında Karsu geçtiğimiz aylarda böyle bir şey yaptı. Nazım Hikmet'in bir şiirini besteledi. Bunun dışında çok fazla örnek var şarkı besteleyen, şarkıyı şiirden alarak besteleyen çok fazla kişi var. Bu tür bir şey de yapabilirsiniz. Türümüzü belirledik. Şarkı sözlerimizi bulduk veya yazdık. Şimdi sırada kayıt aşaması var. Bunun için de öncelikle bir demo kayıt almanız gerekiyor. Bir enstrüman ile şarkınızın bestesini demo olarak kaydettiğinizde ilk adım bitmiş oluyor. Yani aslında ortaya bir şey çıkmış oluyor. Sonrasında şarkının mix mastering işleri oluyor. Bunları isterseniz kendiniz düzenleyebilirsiniz. Ya da ben şarkıyı yazdım, söyledim. Bunun dışındaki işler beni ilgilendirmiyor. Ben bunu başka kişilere, uzman kişilere bırakmak istiyorum diyorsanız da uzman kişilerden destek alabilirsiniz. Bu bağlamda Müzik On Air Company bağımsız müzisyenlere çok fazla sayıda destek olmakta. Şarkınızı bulma aşamasından başlayarak, şarkı sözlerinizi bulma aşamasından, daha sonrasında aldığınız mastering aşamasına kadar, sonrasında klip aşamasında çok fazla yardımcı oluyor. Bu bağlamda Müzik On Air Company ile iletişime geçebilir. Müzik On Air Company'den destek alabilirsiniz ve beraber bir işbirliği yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten Müzik On Air PR Instagram hesabına girdiğiniz zaman da orada çok fazla sayıda yeni yetenekleri görebilirsiniz. Aşağıya Müzik On Air PR'ın Instagram hesabını da bırakacağım. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız da mail üzerinden musiconair@gmail.com mail adresine mail atabilirsiniz. Telefon üzerinden de, WhatsApp üzerinden de 0552 685 3882 numarası ile iletişime geçebilirsiniz. Ben bu videoda bunları anlattım. Bize musiconair.com adresini takip edebilirsiniz. YouTube'dan abone olabilirsiniz. Farklı bilgiler öğrenmek istiyorsanız aşağıya yorum halinde bırakabilirsiniz. Bunun dışında Twitter'dan ve Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Bütün adresleri aşağı bırakacağım. Umarım yararlı bir video olmuştur ve bir şeyleri açıklayabilmişimdir. Bugünlük bu kadar.